Sevgili arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz geciktim. Lütfen kusura bakmayın. İnanın ki çok büyük yoğunluk oldu. Ama ben dönem ortasından itibaren çekimleri tamamlamayı düşünürken birkaç aylık bir sarkma yaşandı. Tekrardan kusura bakmayın. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen çözümlerimize geçelim sevgili arkadaşlar. Peki ilk soruyla başlayacağız arkadaşlar. Türkiye'de nüfus yerleşmede birinci ve ikinci testlerimizi çözmüştük. Şimdi sevgili arkadaşlar üçüncü testin hemen birinci sorusundan başlayalım sevgili arkadaşlar. Şunu da hatırlatmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra da bundan sonra da bizim hemen e, bedene göre coğrafya denemelerinde e, güncelleme yapılan sorularla ilgili yeniden video çekimleri de yapacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki ilk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen yerlerin kırsal kesiminde kullanılan doğal yapı malzemesi dikkate alındığında hangisinde belirleyici faktör arazi yapısıyla açıklanabilir denilmiş. Antalya'da kırsal kesimlerde evlerde taş kullanılır. Konya'da kerpiç kullanılır. Erzincan'da Doğu Anadolu bölgesi ağırlıklı kerpiç kullanılır. Sinop Karadeniz bölgesinde ahşap kullanılır. Artvin Karadeniz bölgesinde ahşap kullanılır. Ahşaplar malum bitki örtüsüyle ilgili Kerpiç yine iklimle ilgili. Kerpiç yaz aylarında serin, kışın sıcak tutar. Ama Antalya'da taş yapının kullanılmasının sebebi arazi karstik arazi karstik. Dolayısıyla karstik araziler sıcaklık ve yağışla birlikte erimeye uğrar, topraklar çekilir, taşlar açığa çıkar. Onun için cevabımız Ankara dedik. Geldik ikinci sorumuza sevgili arkadaşlar. Bakalım ikinci soru bize neler söyleyecek. Türkiye'de iç göçler dikkate alındığında göçlerin en yoğun olduğu yön hangisidir denilmiş? Göçlerin en yoğun olduğu yön soruluyor. Türkiye'de bir numaralı birincisi hangisi? Köyden kente mi? Kentten kente mi? Burada çok büyük bir karışıklık var. Soru bankalarında farklı cevaplar var. Ama bu söyleyeceğimiz şey en günceli, bakın eskilere gitmiyoruz, en günceli bu. Yaklaşık 3 yıldır kesin olan bir şey var. Türkiye'de en fazla, en fazla göç yönü kentlerden kentlere yaşanmıştır. Yani küçük kentlerden büyük kentlere doğru. İkincisi ise kentlerden köylere doğru yaşanmıştır. Bize en yoğun olduğunu soran hangisi cevabımız Bursa sevgili arkadaşlarım. Üçüncü soruda devam ederken üçüncü sorumuz bize bakalım neler söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi köyden kenti olan göçlerin doğurduğu sorunlardan değildir. İşçi ücretlerinin düşmesi unutmayın. İşçi ücretlerinin düşmesi bizler için kötü doğru. Ama devlet ama devlet ve iş veren için olumlu bir gelişmedir. Hocam bu nasıl olur? ÖSYM'ye göre işçi ücretlerinin düşmesi bir işin maliyetini ne olur? Düşürür. Dolayısıyla maliyeti düşüren her şey olumlu kabul edilir. Bu sorun değildir. Gece kondulaşma olumsuz. Sanayi alanlarının kent içinde kalması olumsuz. Altyapı hizmetlerinin aksaması olumsuz. Lütfen E seçeneğine dikkat. Demografik yatırımların artış göstermesi, demografik yatırımların artış göstermesi derken devlet artan nüfusa göre ne yapar demografik yatırım derken okul yapar, park yapar, hastane yapar. Bunlar devletin kasasından çıkan para demek arkadaşlar. Okul, park, hastane, yol değil mi? Dolayısıyla bu devletin hazinesinde bir eksiye sebep olur. Bu da olumlu bir sonuç sayılmaz sevgili gençler. Peki geldim hemen dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Dört numaralı sorudayız. Sevgili arkadaşlar yukarıda verilenlerden hangileri köyden kente göçün sonuçlarından değildir? Köyden kente göçün sonuçlarından değildir. Yatırımlar dengesiz dağılır. Arkadaşlar köylerden kentlere yoğun göç olunca yatırımlar dengesiz dağılır mı? Evet, doğrudur. Aynen öyle. Kırsal kesimlerde nüfus yoğunluğu artar mı? Hocam kırdan kente yani köylerden kentlere yoğun göç olunca kırsal kesimlerde nüfus yoğunluğu azalır. Kırsal alanda konut sıkıntısı yaşanır? Hayır. Kırsal alanlarda konutlarda artık bir fazla oluşur. Onun için sıkıntı değil, fazla olur. Hangisi sonuçlarından değildir köyden kente diyor. Kırsal kesimde nüfus yoğunluğunun artması bir sonuç değil kırsal kesimde konu sıkıntısı bir sonuç değil. Onun için cevabımız nedir? Cevabımız Ceyhan'dır sevgili gençler. Beşinci sorudayız. Bakalım beşinci soru bize neler söyleyecek? Değerli arkadaşlar kitabımızda belki cevabı farklı olabilir. Neden? Çünkü 2021 TÜİK verileri henüz henüz yayınlandı. Bundan dolayı sorunun çözümüne göre, çözümüne göre doğru cevabı şartlayacağız. Son TÜİK verileri dikkate alındığında ben şu anda 2021 yılı verileriyle çözüyorum. Aşağıdaki illerden hangisinde ya da hangilerinde nüfus miktarının ve yoğunluğunun en az olduğu söylenebilir? Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Anadolu'da nüfusu en az olan şehir, nüfusu en az olan şehir Tunceli. Nüfus yoğunluğu en az olan şehir hangisi? Nüfus yoğunluğu en az olan şehrimiz hangisi arkadaşlar? O da Tunceli. O zaman iki tane Tunceli'yi sorumuzun cevabını Denizli olarak daha önce vermiştik. Bayburt'u da Tunceli yapıyoruz. Nüfus miktarında ve nüfus yoğunluğunda en az olan şehrimiz hangisi? 2021 verilerine göre Tunceli olmuştur. Bunu bilesiniz sevgili gençler. Altı numaralı sorudayız. Yukarıda gelişim aşamaları verilen yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş resmen değil ama idari yerlerini idari yerlerini kaybetmişlerdir. Bakın idari olarak yerlerini kaybetmişlerdir. Kendisine bağlı köyler ilçelere bağlanmıştır. Artık köyleri yok. Onlar doğrudan köyler ilçelere bağlanmış. Bir kısmı da muhtarlığa dönüşmüş. Bu hangisi olabilir? Arkadaşlar, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından itibaren özellikle dilimizde çok sık kullandığımız Ahmetli bucağı ya da ya da işte fidan kasabasına bağlı bilmem işte elmalı bucağı diyoruz. Mesela önceden bucak olayı çok vardı. Bucak bir kasaba gibiydi belki. Ama daha sonra artan nüfusla birlikte, yoğunlukla birlikte bazı bazı noktalarda değişiklikler oldu. Neler oldu arkadaşlar? Neler oldu? mahalleler büyüdü artık ne oldu büyüdü belki kasaba oldu. Kasabalar büyüdü belki belki ilçe oldu. İlçeler büyüdü belki il oldu. Bundan dolayı bununla birlikte bucak dediğimiz kavramlar da artık ortadan kalktı sevgili arkadaşlar. Onu bilesiniz. Mahalle Batı Karadeniz'de olur genelde Batı Karadeniz'de. Mezralar Doğu Anadolu Bölgesi'nde olur. Divanlar Batı Karadeniz'de daha çok. Dalyanlar Muğla arkadaşlar. Dalyanlar Muğla ve çevresinde balıkçı kulübeleri diye geçer sevgili arkadaşlar. 7 numaralı soruya geçiyoruz. Bakalım 7 numaralı soru bize ne söyleyecek? Türkiye'de TÜİK verilerine göre, TÜİK verilerine göre küçük bir farkla erkek nüfusu kadınlardan fazladır. Doğru. 2021 yılında da bu çıkmıştır. Ancak yakın zamanda kadın sayısının erkekleri geçeceğinden söz edilmesinde, faktörlerinden hangilerinin etkili olmasından söz edilebilir. Nasıl olacak da kadınlar erkekleri geçecek? Kadınların erkeklerden daha uzun ömürlü olması sizce buna sebep olabilir mi? Olur mu? Evet. Kadınlar bütün dünyada böyle erkeklerden daha geç yaşta ölürler. Yaratılışları böyle, biyolojik olarak böyle. Uzun ömürlüler. O zaman bu kolaylık sağlar. Kadın olarak kadın olarak doğanların sayıca fazla olması yani biz önümüzdeki yıllarda doğan çocukların çoğu kadın olacak diyemiyoruz. Bu, bu bu temelsiz bir yargı olur. Erkeklerin dış göçe az katılması zaten erkeklerin dış göçe az katılmasıyla birlikte erkek nüfusu artar. Ama soruda kadınlar erkekleri geçecek deniliyor. Bununla ilgisi yok. Doğru cevabımız nedir? Nedir? Ankara'dır. Ankara. 8 numaralı sorudayız değerli arkadaşlarım. Bakalım 8'de ne var? Batı Karadeniz bölümünde aşağıda verilen köy altı yerleşmelerinden hangisinde daha fazla rastlanmış? Bakın Batı Karadeniz'in Batı Karadeniz deyince bizim aklımıza ne geliyor? Batı Karadeniz'de özellikle divanlar ve mahalleler, divan ve mahalleler yoğun bir şekilde görülebilir. Mahalleleri genelde bir akarsu, küçük bir vadi ya da küçük bir dere ayırabilir. Yukarı mahalle, aşağı mahalle. Divanlar yine arkadaşlar, yine kalıcı yerleşmeler arasında. Ya tarım da yapılabilir, hayvancılık da yapılabilir. Genelde sırtlarda olur, hayvanları otlatmak için yaylalara rahat çıkılsın diye. Genel için söylüyoruz. Onun için Batı Karadeniz'de bunlar çok yoğun olarak kullanılır. E, obalar Akdeniz bölgesinde Antalya Denizli çevresinde çadır yerleşmeleri hayvancılık yapılır. Hayvan barınakları olarak adlandırılan Doğu Anadolu bölgesinde hayvan barınakları ağıldır. Mezralar özellikle Doğu Anadolu bölgesinin kalıcısı ve geçicisi olan kalıcısı ve geçicisi olan köy altı yerleşim birimleridir. Komlar, komlar Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin köy altı ama geçici yerleşmeleri arasındadır. Sorumuzun cevabını Edirne verdik. Dokuz numaralı sorudayız. Türkiye'de geçici köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında aşağıda verilenlerden hangisi daha az etkili olmuştur denilmiş. Neden köy altı yerleşmeleri var? Mesela şurada bir köyümüz var. Yüz hane ama köyün köyün bir kilometre uzağında burada üç tane ev var. Neden acaba? Değil mi? Neden acaba tarım alanları parçalı mı? Mesela ya da bir kavga oldu, kan davasından mı gittiler? Ya da bağımsız yaşama isteği mi oldu? Gibi gibi şeyler olabiliyor. Gelin beraber arkadaşlar buna bakalım. Su kaynaklarının fazla olması, e, su kaynaklarının fazla olması köy altı yerleşmelerini mi ortaya çıkarır? Yoksa e, Karadeniz'de dağınık yerleşmeleri mi ortaya çıkarır? Buna dikkat. Tarım alanlarının parçalı olmasından dolayı insanlar birbirlerinden uzaklaşabilir. Herkes tarlasının yanında ev yapmak ister. Bağımsız yaşama isteği, otlakları arama. Tabii hayvancılık yapıyor adam. Farklı alanlarda hayvanlarını otlatması lazım. Otlak arama olabilir. Meralardan yararlanma isteği aynı şekilde olabilir. Onun için sorumuzun cevabı nedir? Ankara'dır sevgili arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Bakalım 10. sorumuz bize ne söyleyecek? Değerli arkadaşlar 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimin göçler üzerindeki itici faktörlerinden değildir? İtici demek bizi rahatsız eden şeylerden dolayı göç ediyoruz anlamında. Doğum oranları çok fazla olursa insanlar orada geçimini sağlayamaz. Herkes karnını doyuramaz. Bir kısmı İstanbul'a gider mesela. Olur mu? Olur. Sulama yetersiz olunca tarım yapılamazsa insanlar göç edebilir. Değil mi? İş imkanları kısıtlı olursa insanlar göç edebilir. Hayvancılıktan alınan verim düşük olursa insanlar para kazanmazsa ne yaparlar? başka bir yere gidebilirler değil mi? Ama dağınık yerleşmelerin olması keyfi bir durum değildir, isteğe bağlı değildir. Engebeden dolayı ve su kaynaklarının fazla olmasından dolayı özellikle Doğu ve Doğu ve Batı Karadeniz'de yoğun bir şekilde görülür. Sorumuzun cevabı nedir? Nedir? Ceyhan'dır. 11. sorumuza geldim. 11. sorumuza geldim. Türkiye'nin son 10 yıllık nüfus politikası incelendiğinde aşağıda verilen politikalarından hangilerine önem verildiği söylenebilir? sorulmuş. Son 10 yılda bunu yaklaşık 2010 yılından sonra olarak değerlendirirsek Türkiye'de artık biz ne diyoruz? Hani bu nüfus nüfus politikalarında açık açık geçer en az üç çocuk politikası bir söylem olarak sadece değil politikalarımızın arasına da girmiştir. O zaman nüfusun sayısal olarak artırmak bir amaç. Tabii. Neden? Çok nüfusun olması dinamik bir nüfusun devamlılığını sağlar. Dolayısıyla sadece nüfusun sayısal artışı değil, artan nüfusun sağlıklı, eli iş tutan, yetenekli, üretken, devlete, millete faydalı bireyler yetiştirmeyi gaye kılar. O zaman Türkiye'nin son nüfus politikasında nicel ve nitel artış bize bu vurgu yapar. Nicel sayısal ama nitel özellik. Özelliktir. Optimum nüfus optimum demek olması gereken, normal olması gereken. Halbuki şu anda Türkiye'de olması gereken nüfusu artırmak mı? Değil. Niye? Türkiye'de hala işsizliğin olduğunu düşünürsek nüfusun artırılması aslında ekonomik olarak ya bugünün şartlarına göre doğru değil ama gelecek yıllar için genç nüfusun olması açısından biz nüfusumuzu artırmanın peşindeyiz. Sorumuzun cevabı nedir? Ceyhan'dır. Devam edelim. 12 numaralı sorudayız. Türkiye'de nüfus sayımlarında kullanılan sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı. Yani dejür sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı dejür yani kimlik numarasına göre adresimize dayalı, adrese dayalı nüfus sayım sistemine biz dejür diyoruz. İlk kez hangi yıldaki nüfus sayımında kullanılmıştır? Gençler bizi unutmayın, bizi sokağa çıkma yasağını kullanarak son kez gelip evde saydıkları yıl 2000. Ama adrese dayalı, dijital, sistem üzerinden mernis, mernis dediğimiz bir sistemle, programla sayımımızı yapılması dejürdür. Onun adı da dejürdür. O da 2007 yılında ilk kez gerçekleştirilmiştir. Onu da bilelim sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, 13. sorumuza geliyoruz. Bakalım 13. sorumuza ne var? 13. soru bize kadın nüfusun çoğu, yılın çoğu döneminde erkek nüfustan fazla olduğu bir yer için hangisi söylenemez? Bakın yılın çoğunda kadınlar erkeklerden fazlaymış. Demek ki erkekler çalışmaya gitti. Ailelerini bıraktı. Belli bir süreliğine çalışmaya gittiler ama dönecekler. Mevsimlik bir göç var. Demek ki orada erkekler iş bulamıyor hangi bölge olabilir özellikle Karadeniz? O zaman böyle bir bölgede ekonomik faaliyetler doğal çevrenin etkisi altında mı? Yani tarım ve hayvancılık var anlaşılan çok gelişmiş bir bölge değil. İş imkanları kısıtlı mı? Tabii ki. Öyle olmasa insanlar göç etmezdi. Sanayi sektöründe çalışanların oranı fazladır. Deseydi de yanlıştı. Hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır dediği için de yanlıştır. Neden? Hizmet sektöründe ne var? Hizmet sektöründe ticaret var. Bankacılık var. Sigorta var, değil mi? Eğitim var, ulaşım var. Onun için biz bunlara hizmet sektörü diyoruz. Gelişmemiş yerlerde bunların çok fazla geliştiğini de geliştiğini de söyleyemiyoruz. Eğitim, sağlık sorunları devam etmektedir. Kişi başına düşen gelir azdır. Refah seviyesi düşüktür. Ulaşım, ticaret, turizm çok yoğun bir şekilde gelişmemiştir diyoruz. Sorumuzun cevabı Ceyhan dedik. 14 numaralı sorudayız. Bakalım 14 bize ne diyecek? Aritmetik nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bir bölge için. Yani nüfusu yoğun bir bölge. Şimdi böyle bir bölge için hangisi daha doğru olur denilmiş. Daha doğru. Şimdi şu an düşünüyorum diyorum ki bir bölge var. Bölge biraz kalabalık. Ama acaba acaba e, nüfusu mu fazla? İki tane, iki tane ihtimal var. Ya nüfusu fazladır, bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal de, ikinci ihtimal de yüz ölçümü, yüz ölçümü dardır. Şimdi hangi ihtimal var o zaman? Bir mi, iki mi? Kesin olarak bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Nüfusu fazla, ya belli değil. Yüz ölçümü, yüz ölçümü, yüz ölçümü dar. Onu da kesin diyeyim. Göç almaktadır. Kişi başına düşen gelir fazladır. Ama nüfusu ve yüz ölçümü hakkında kesin bir şey söylenemez diyebilir miyim? Diyebilirim. Cevap Edirne arkadaşlar. Peki değer arkadaşlarım hemen 15. sorumuza geldim. 15. sorumuz. 2014 yılının Aralık ayında yapılan çalışmalarda yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu ilimiz hangisidir? Dünyanın en büyük yeraltı şehri Anadolu'da, dünyanın en büyük yeraltı şehri tespit edilen ama tespit edilen dünyanın en büyük yeraltı şehri derin kuyu yeraltı şehridir. Neresidir? Nerede gidenler vardır? Türkiye'de Nevşehir'de, Nevşehir'de derin kuyu yeraltı şehrimiz hala bugün turizmde varlığını korumakta. Evet arkadaşlarım 16. 16. sorumuza bakalım. Şehirlerin yerleşim özellikleri dairesel, çizgisel gibi farklı olabilmektedir. Yani bazı şehirlerimiz, bazı şehirlerimiz Böyle toplu olabilirler, bir Konya gibi olabilir, Aksaray gibi olabilir mesela toplu, yuvarlak. Bazı şehirlerimiz akarsuları takip edebilir. Mesela örnek veriyorum size örnek. Mesela Amasya şehri Yeşilırmak, şey, Yeşilırmak Nehri'nin çevresine konuşlanmıştır. Böyle takip eder. O zaman bu dairesel mi yoksa biz buna daha çok çizgisel mi diyoruz? Çizgisel değil mi? Çizgisel. Cevabımız Amasya mı acaba? Ama ne diyor bize? Değildir, değildir diyor. O zaman Amasya şehrinde tek tek yazalım. Yeşilırmak. Güzel. Eskişehir'de ne var arkadaşlar? Eskişehir'de Porsuk. Porsuk nehrinde. Eskişehir'de Porsuk nehrinde. Ardahan'da arkadaşlar Ardahan Kura. Kura'da. Edirne, Edirne Türk Yunan sınırını oluşturan ne? Meriç. Meriç arkadaşlar. Ama Erzincan bir ovada Erzincan Ovası tam daire olmasa da bir ovada herhangi bir akarsuyu takip etmiyor. Hocam orada Fırat geçiyor diyebilirsiniz ama Fırat kenarında şehir yerleşmesi yoğun değil özellikle ovaya kurulmuştur diyebiliriz. Soruda değildir dediği için değerli arkadaşlar. Değildir dediği için sorumuzun cevabı ne olacak? Erzincan Erzincan olacak bunu da bilelim. Evet 17 numaralı soruya geldik değerli arkadaşlar. Bakalım 17. soruda bize neler söyleyecek. Evet 17'yi görüyorsunuz. Köyden daha küçük olan yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir. Türkiye'de köy altı yerleşmeleri sürelerine göre farklılık gösterir. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir denilmiş. Bakalım. Obalar geçici midir arkadaşlar? Obalar, obalar geçici midir? Obalar geçici. Hayvanların otlatıldığı yer Akdeniz bölgesi. Doğru. Mahalleler Batı Karadeniz'de sürekli yerleşmelerdir. Doğru. Komlar, komlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayvancılık ağırlıklı. Geçici değil, geçici değil, geçici değil, geçici değil. Hadi ne düşüneceksiniz? Çok soru var. Özetle yorumda sorulmuş hocam kom ne kom ne kom ne? Bakın hayvancılık yapılıyor diyorum. Hayvancılık derse hayvancılık yapan toplumlar sürekli midir, geçici midir? Geçici. Evet arkadaşlar, dikkat. Divanlar, divanlar Batı Karadeniz'de tarım ağırlıklı hayvancılık da var ama bunlar da süreklidir. Yaylalar insanlar yaylalara sezonda çıkar. Özellikle yaz aylarında çıkar çünkü kışın oldukça soğuk olur ama kışın inerler. O zaman bunlar ne olur? sürekli mi geçici mi olur? Geçici olur. Sorumuzun cevabı nedir? Yanlış olan hangisidir? Edirne seçeneğidir. 18 numaralı sorudayız. Bakalım 18'de ne var? Türkiye'de göç eden nüfusla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur denilmiş. Bakın göç eden nüfusla ilgili hangisi? Peki hemen şöyle yapalım. Sizin arkadaşlar şunu bir kere konuşalım. ...2021 yılı verilerine göre çözersek diyeceğim ama... ...küçük bir hatırlatma yapacağım. Bu sene göç eden nüfusun çoğu kadın oldu. Tekrar söylüyorum. 2021 yılında kadın oldu. Ama bunu şöyle bilirim. Şimdiye kadar çok nadir görülen bir şey oldu. Aslında göç edenlerin çoğu hep erkekti. 2021 verilerinde kadın çıktı. Ama ben size... Bu 2021'de kadınlar oldu deyip size ben eğer bu şartlandırmayı yaparsam ÖSYM'nin sınav havuzunda da Türkiye'de son 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda göç edenlerin erkek olduğu kanısı da olduğu için sizi yanıltmış olabilirim. Onun için lütfen lütfen arkadaşlar bu böyle bir soruda birazcık dikkat edeceksiniz. Hocam nasıl? Öncüller arasında bir kontrol mekanizması kurun. Acaba ÖSYM hangi cevabı verebilir? 2021 verileri dikkate alındığında derse Türkiye'de göç edenlerin çoğu kadındır tamam mıdır ama öyle demezse Türkiye'de göç edenler genellikle derse ben erkekleri alırım yine alırım ama 2021 verileri dikkate alındığı derse kesinlikle kadın diyeceksiniz buna dikkat 45 yaş üstü nüfus daha fazladır arkadaşlar göç edenlere şöyle düşündüğümüz zaman göç edenler erkekler kadınlar var ama 45 yaş üstü Zaten e, o yaşına kadar adam yerleşmiş, evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş. Köyünde ev yapmış. 45'ten sonra değil. Genelde gençler işte 20 civarı, 20'den sonra hemen işte terk ederler. Yeni bir iş alanına atılmak isterler şehirlerde. O yüzden bu yanlış. Kalifiye eleman oranı yüksektir diyor arkadaşlar. Gençler, şöyle söyleyeyim size. Göç edenler, iş bulamayanlar. Yani belirli bir mesleğe sahip olmayanlardır. Kalifiye eleman bulunduğu bir yerde zaten iş bulacaktır. Yani onu kaçırmayacaklardır. Öyle düşünün. Göç edenler genelde çaresiz, iş bulamamış, deprem olmuş, evi yıkılmış, kan davası olmuş gibi gibi sebeplerden dolayı ya da tarım alanları çok dar, zaruri sebeplerden dolayı insanlar göç ederler. Hiç kimse istediği yani isteği isteği bir yere göç etmez. Onun için doğru cevabımızı şu anda Ankara veriyoruz ama 2021 verileri sorulursa biz ona 2021 veriler sorulursa kadınların daha fazla göç ettiğini söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman hepinize kolaylıklar diliyorum. Diğer testimizde görüşmek üzere.